Galatasaray'a transferde büyük şok. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sparta Prag'la eşleşmişti. Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalar yapan sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için şoke eden bir ayrılık iddiası gündeme düştü. İşte transfer haberinin detayları. Avrupa Ligi playoff turuna kaldığı için 600 bin euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon euro daha kazanacak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başarıya ulaşmak isteyen Cimbom transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte doğru hamleler yapmayı planlayan Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde. Sezon başında Şampiyonlar Ligi etkeniyle birlikte Crystal Palace'ten Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha gelişiyle birlikte büyük heyecan yaratmıştı. Ancak sakatlığından ötürü uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu çıktı 18 maçta 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fildişili oyuncu Ocak ayında takımdan ayrılacak. Yeni takımından 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi. Zenit ile Galatasaray'dan tarihi takas. Cimbom bir Brezilyalı futbolcuyu gönderip yerine yenisini alacak. Bu müthiş takas iddiası Rusya'dan geldi. Tete'ye karşılık Wendel. Kısa süre önce Galatasaray'ın kurtulmak istediği Tete için Rusya'dan teklifler geldiği iddia edilmişti. Tam da bu iddiaların dumanı tüterken Rusya'dan ortalığı karıştıracak bir takas dedikodusu gündeme düştü. Rusya'dan Babsakır'da yer alan iddiaya göre Zenit, Wendel'i Galatasaray'a Tete karşılığında takas edebilir. Rus kulübü yaptığı açıklamada, daha önce Wendel'in Zenit'ten ayrılma niyetinde olduğu ve teklifleri değerlendireceği yönünde iddialar vardı. Transferin görüşülebilmesi için oyuncumuza resmi teklif verilmesi gerek. Böyle bir teklif olmadığı için iddiaların da gerçek olmadığını deklare edebiliriz şeklinde konuştu. 26 yaşındaki Wendel'in Avrupa'da futbol oynamak istediği, bu yüzden de Türkiye'ye gelmek istediği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Tete yalnızca 1 gol ve 2 asistle skora etki etti. 23 yaşındaki sağ kanat ile 2027'nin yazına kadar sözleşme imzalanmıştı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi playofflarına katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Avrupa Ligi'nde son 16'ya katılacak olan takımları belirleyecek kura çekiminde sarı kırmızıların rakibi Sparta Prag oldu. Diğer eşleşmeler ise şöyle: Feyenoord Roma, Milan Ren, Lens Freiburg, Young Boys Sporting Lisbon, Benfica Toulouse, Braga Karabağ, Shakhtar Marsilya. Galatasaray'ın playoff turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Cimbom ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin belalısı olarak tabir edilen Sevilla bu yıl kupada mücadele edemeyecek. Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamlayan İspanyol temsilcisi Avrupa kupalarına veda etmişti. Bu yıl Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde geçiren Liverpool ise kupanın favorisi olarak gösteriliyor. Galatasaray bombayı patlatıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hedefleyen sarı kırmızılar kariyerini Belçika'da sürdüren 19 yaşındaki yıldızın transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar. Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden sarı kırmızılar yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer dönemini de hızlı geçirmeyi hedefliyor. Arayışlarını sürdüren yönetim devre arasında potansiyeli yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek. Orta sahaya ve sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom'da gündeme sürpriz isimler geliyor. Takvimin haberine göre sarı kırmızıların yeni hedefi Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen 10 numaralı Bilal Elhanus'u transfer etmek. Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray kurmaylarının önümüzdeki günlerde Belçika seferine çıkacağı ve transferi noktalamak için uğraş verecekleri belirtildi. 19 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon gösterdiği performansı adından söz ettiriyor. Belçika Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Elhanus 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Sacha Boey transfer oluyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da hızlandı. Performansıyla Avrupa devlerinin beğenisini kazanan yıldız futbolcu Sacha Boey ile ilgili sıcak bir haber geldi. Boey'in Ocak ayında rekor bir bonservis ücretiyle takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. İşte tüm detaylar.
Sarı Kırmızılar'da devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da hızlandı. Aslan Lig'de 40 puanlı averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibin en yüksek performanslı oyuncularından biri de Sasha Boye ve yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi. Haberde Fransız yıldızın en genç sezon sonunda başka takıma transfer olacağı yazıldı. Ayrıca Liga Blade'den edinilen bilgiler Manchester United'ın Boye için Galatasaray'a 25,5 milyon euroluk bir teklif verdiği yönünde. Sağ bek mevkisinde oynayan futbolcunun 17 milyon euro değeri bulunuyor. Fransız yıldız Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon 27 maça çıkan Boye bu mücadelelerde 2 gole imza attı. Icardi'ye iğne yaramadı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sezona fırtına gibi giriş yaparken sakatlık sonrası oynadığı maçlarda büyük düşüş yaşadı. Galatasaray'da geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezona ise harika bir giriş yapan Mauro Icardi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde 23 gol atarken 8 de asist üretmişti. Bu sezona da hem Avrupa'da hem de ligde iyi başlayan tecrübeli forvet ligde ve Avrupa'da çıktığı ilk 15 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. Arjantinli golcü Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlandı. Mauro Icardi o maçın ardından sahaya çıktı. Tüm karşılaşmalarda iğneyle oynarken yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı. Icardi 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırırken ikisini penaltıdan kaydetti. Galatasaray'dan flash transfer hamlesi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray devre arası transfer dönemi için çalışma başlattı. Özellikle orta saha ve sol bek pozisyonları için arayışta olan Sarı Kırmızılı ekibin gündemine iki önemli isim geldi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapılan çalışma sonucu Ocak ayında transferlerin bitirilmesinin planlandığı öğrenildi. İşte detaylar. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kış transfer döneminde takviyenin gerekli olduğu mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam sol bek ve orta alana birer futbolcu transfer edilmesinin şart olduğunu yönetime iletti. Bu iki mevkiyi transfer yapmadan ligin ikinci yarısına başlamak istemeyen Sarı Kırmızılar şartların elverişli olması halinde bir de 10 numara almak istiyor. Sarı Kırmızılar sol bek mevkisi için Roma forması giyen Leonardo Spinazzola'yı düşünüyor. Aslan sezon sonunda İtalya ekibi Roma ile mukabelesi bittikten sonra serbest kalacak oyuncuyu küçük bir miktar bonservis bedeliyle Ocak ayında renklerine bağlamak istiyor. Orta saha mevkisi içinse arayışlarını sürdüren Galatasaray Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı radarına aldı. Lucas Torreira'nın yanında oynayacak futbolcu arayan Okan Buruk Salih Özcan'ın ideal isim olduğunu düşünüyor. Galatasaray ciddiye alınması gereken bir rakip.